Zaman özgürlük ve zafer zamanıdır. Ayağa kalk. Asya ve Orta Doğu halklarının kendini içinde gördüğü, sahiplendiği, kutladığı Nevroz, tarihte olduğu gibi günümüzde de kültürel soykırım kıskacında olan Kürt halkı ve sömürge altında tutulan halklar için direnişin ve isyanın kültürüdür. 2024 Nevroz'u tekçi devlet geleneğinin dinci, milliyetçi ve cinsiyetçi faşizme evrildiği günümüz koşullarında vazgeçmeyenlerin, teslim olmayanların ve zafere inananların yan yana omuz omuza geldiği gün olacaktır. Bugün Kürtler, Aleviler, yoksullar, işçiler, kadınlar, gençler, AKP-MHP faşizminin politikaları ve şiddet tekeli altında itaat etmeye zorlanırken, Demirci Kavan'ın DEHAK'a karşı verdiği mücadelenin sembolü olan özgürlük meşalesi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Faşist rejimin çöktürme planının hedefinde olan Kürt halkının özgürlük mücadelesi için Nevroz, sömürgeciliğe karşı başkaldırının günü olarak önemini korumaya devam ediyor. 10 yıllardır meydanlarda özgürlük iradesini beyan eden Kürt halkı için bu yılki Nevroz, Abdullah Öcalan'a fiziki özgürlük, Kürt sorununa çözüm kampanyasının ateşine dönüşecektir. 25 yıldır İmralı işkence sisteminde tutulan ve son 3 yıldır kendisinden hiçbir şekilde haber alınamayan Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan mutlak iletişimsizlik uygulamaları, Ahmet zindanından İmralı'ya uzanan tekçi, inkarcı, asimilasyoncu, sömürgeci devlet politikalarının güncel olanıdır. Nasıl ki dün Çağdaş Kava Mazlum Doğan'ın yaktığı 3 kibrit yolumuzu aydınlatmışsa, bugün de Sayın Abdullah Öcalan'ın Nevroz halkı dediği bizler İmralı işkence sistemini kıracağız. Bunun bir gereği olarak sömürgeciliğe ve işgalciliğe karşı Kürt halkının varlık ve özgürlük mücadelesini sürdürenler dün olduğu gibi bugün de örgütlü iradesini ezilenler ve sömürülenler lehine kullanmaya devam edecektir. Kürdistan'da özel savaş politikalarıyla Kürt halkına diz çöktürmeyi ve onu halk olmaktan çıkarmayı hedefleyen AKP-MHP faşizmi, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir parçasını ulusal ve uluslararası sermayeye peşkeş çekmektedir. Yanı sıra halkların arasına nifak tohumları ekerek yürüttüğü üretim ve bölüşüm ilişkileri arasındaki uçurumu savaş politikalarıyla derinleştirmektedir. Rojava ve Güney Kürdistan'da yürüttüğü işgal politikaları AKP-MHP ittifakının iktidarda kalma garantisiyken, işçi sınıfının sömürü kat sayısını sermaye lehine arttırmasının da en başat kaldırıcıdır. Bizler, ezilenler, yok sayılanlar, sömürülenler, demokrasi talep edenler, kimliğine sahip çıkanlar bu çarkı kırabiliriz, kırmakla sorumluyuz. Kendisini milliyetçilik, dincilik ve cinsiyetçilik temelinde üreten ulus devletçiliğe karşı demokratik ulus çözümünü ortaya koyan ve bu yönüyle ezilenlerin mücadelesine ciddi katkılar sunan Sayın Öcalan üzerindeki İmralı işkence sistemini parçalamak tüm emek, demokrasi ve özgürlük güçlerinin de sorumluluğundadır. Bu nedenle İmralı'dan başlayıp tüm topluma yayılan tecrit ve kuşatma karanlığını Nevroz ateşiyle aydınlatma zamanıdır. Nevroz ateşinin Türkiye ve Kürdistan halklarının birleşik mücadelesini aydınlatması umudunu canlı tutma zamanıdır. Nevroz ateşi etrafında demokratik cumhuriyet mücadelesi için birleşme zamanıdır. Kürdistan belediyelerine atanan kayyumlar, tutsak edilen on binler, rant uğruna depreme kurban verilenler, cenazelerine ulaşılamayan maden işçileri, barınamayan öğrenciler, açlığa ve ölüme terk edilen emekliler, elleriyle dünyayı inşa edip karşılığında yok sayılanlar, evlerin içinde görünmeyen emeğin öznesi kadınlar, köylerinden edilen köylüler, ekolojik yıkımın mağdurları. Hep birlikte Nevroz alanlarına akacak, hasta tutsaklara
hukuksuzca hapishanelerde tutulan Kürdistanlı ve Türkiye'li devrimcilere, açlık grevinin 106. gününde olan yoldaşlarımıza ses olacağız. Bugünün dehakları dünya mafyasını ülkesinde ağırlayanlardır. Bugünün dehakları eğitimi belli bir sınıf için sağlayıp halk çocuklarına erkenden işçiliği dayatanlardır. Bugünün dehakları 17.500 liraya işçileri patronlara peşkeş çekenlerdir. Bugünün dehakları boşanmak isteyen kadınları katleden erkekleri koruyan, kadınların nafakalarına göz koyanlardır. Bugünün dehakları Filistin halkına selam gönderirken İsrail devletiyle ticari ilişkilerini sürdürenlerdir. Bugünün dehakları İliç'teki ekolojik yıkıma sebebiyet veren işçi katilleridir. İçinden geçtiğimiz tarihsel sürecin başarısı ve mücadelemizin zaferi hepimizin öncelikli görevidir. Nevroz bayrağını bugünlere taşıyan tüm yoldaşlarımıza ve halkımıza sözümüz özgürlük olsun. Zaman İmralı işkence sistemini kırma zamanıdır. Zaman Kürt sorununun demokratik çözümünü ve Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğünü sağlama zamanıdır. Zaman özgürlük taleplerini en güçlü şekilde haykırma ve toplumsal mücadeleyi büyütme zamanıdır. Zaman kimliğini ve kültürünü ana dilinle yaşama zamanıdır. Zaman toplumun üzerine karabasan gibi çöken karanlığı Nevroz ateşiyle aydınlatma zamanıdır. Zaman zindanlardaki yoldaşlarımızla özgür ortamlarda kucaklaşma zamanıdır. Zaman ezilenlerin ortak mücadelesinde daha fazla ısrar ve bunu güçlendirme zamanıdır. Ve zaman özgürlük ve zafer için ayağa kalkma zamanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle halkların Nevroz Bayramı'nı kutluyor, başarılar diliyoruz. Halkların Demokratik Kongresi, DEM Parti.